Böyle oradan yerine geçelim ama yok olanları ayrı alıyoruz. Yok ayrı. Şu anda Çaybaşı Ülkümüzdeki tesisteyiz, düzenli depolama sahasındayız. Güvenlik kuvvetleri buradaki güvenliği sağladıktan sonra biz de bütün personelimizle beraber şu anda etraftaki alanlardaki düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Normalde biz bu çalışmayı 3-4 ay önce yapacaktık. Bunu yapmaya da hazırdık ancak bazı engellemeler olduğu için alanda giremediğimiz için bu çalışmaları yapamadık. Şu anda burası güvenli bir alan oldu. Biz de 30 tane temizlik işçimiz, eskavatörlerimiz, operatörlerimiz, zabıta ekibimizle beraber hep beraber bu alanı şu anda temizliyoruz. İnşallah 1-2 güne kadar etraftaki bütün görüntü kirliliğini engellemiş olacağız. Bu konuda bize buradaki güvenliği sağladığı için de başta Sayın Valimiz Seddar Yavuz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e de çok teşekkür ediyorum. Şu anda tesisin içerisindeyiz. Tesisi biz yüklenici firmaya teslim ettik. Bundan sonraki enerji üretim faaliyetlerini yüklenici firma yapacak. Biz de organik maddeleri tamamen araştırdıktan sonra buraya teslim edeceğiz. Buradaki organik maddelerin enerji üretilmesi işi, bu sızıntı sularıyla alakalı bütün problemler veya alması gereken bütün önlemler firma tarafından yapılacak. Biz de belediye olarak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bu tesisi sıkı bir kontrol altında tutacağız. Bu tesiste çevreye herhangi bir gerek görüntü kirliliği gerekse koku anlamında herhangi bir rahatsızlık vermemesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Buradaki amacımız tabii öncelikle çevreyi korumak, ondan sonrasında çöplerimizi kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir hale getirmek ve tabii bu kamuya ve milli gelire bir katkıda bulunmak. Burada Ordu çevresinde toplanan bütün çöpler Cevizdere ve Karapınar tesislerimizde ayrıştırılarak geri dönüştürülebilir AT'ye ve organik bazlı bileşenler olarak 3 etaba ayırıyoruz. AT dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt kısmı Ünye Çimento fabrikasında yanabilir atıklar olarak kullanılıyor ve yakıta dönüştürülüyor. Geri dönüştürülebilir atıklar tekrardan geri dönüşüme kazandırılarak lisanslı firmalar tarafından tekrardan kullanılabilir hale getiriliyor. Buradaki organik atıklarımızla da alakalı ilk üvet sahasında bulunan lotların içerisinde düzenli depolama yapılarak gerekli gaz boruları döşenerek ve ayrıca kompost yapılarak iki türlü prosesten geçirilerek kullanılıyor. Ayrıca sahamızda çöp sularıyla alakalı, sıntı sularıyla alakalı bir arıtma tesisimiz bulunuyor. Buradaki arıtma tesisi günlük yaklaşık 150 metreküp kapasitesinde olup sahadan çıkan bütün suyu doğal deşarj yöntemi yapılarak çevreye hiçbir zarar vermeden arıtmış oluyoruz. Sahamızda şu anda ilk etapta depolama yapacağımız alanda 3,5 megawattlık bir enerji üretimiyle başlayacağız. Elektrik enerjisi üretimiyle başlayacağız. Sonraki etaplarda 7 megawatta kadar bunun yükseltilmesi planlanıyor. Tabii sahanın doğa koşullarını düşündüğümüz zaman, çevre koşullarını düşündüğümüz zaman biraz daha özenli davranmamız gereken bir bölgede bulunuyoruz. Bunun için de yağış alan bir bölgedeyiz. Buradaki yapılan çalışmalarla alakalı ilk önceliğimiz her zaman tabii suyu kontrol altında tutmak. Bunun için de çevre sularını ve sızıntı sularını birbirinden ayıracak bütün sistemlerin şu an altyapı çalışmaları yapılıyor. Yapıldıktan sonrasında da işte yağmur suları, kullanım suları ve çöp suları olarak ayrı ayrı toplanıp burada doğaya hiçbir zarar vermeden bu suların tekrardan saha dışına çıkarılmasını ve buradaki hiçbir kaynağa zarar vermeden hayvanlara, yaşayan canlılara ve ağaçlara özellikle tabii doğaya bunun deşarjını sağlayacağız. Burada demiş olduğumuz gibi çöplerden tekrardan bir enerji ve milli gelir elde etmek buradaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ve bunları yaparken her zaman dediğimiz gibi ilk başta çevreyi koruyoruz. Bizim için çevre çok önemli. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz.